Kulesi olarak tanılıyor. Enak bölümünü Giotto başlıyor. Ondan sonraki bölümünü Andrea Pisano. Son 3 bölümünü de Francesco Taddei tamamlıyor. Ama asıl önemli olan şu elimle gösterdiğim yapı. Buranın en eski Romalılar döneminden kalma tanrıların tapınağı. Hristiyanlık dininin resmi din olarak kabul edilmesiyle birlikte burası tapınak olmaktan çıkıyor, bir vaftizhaneye dönüşüyor. Günümüzde de bir vaftizhane. Ama ne bir vaftizhane ne de tapınak olduğu için önemli. İmanını denemek ister. O da tam oğlunu kurban edecekken bakın gökten melek gelmiş. Altta koçu getirmiş. Oğlunu kurban etmesini engelliyor. Arkadaşlar üçüncü panele geçiyorum. Üçüncü panelde Rebecca'nın hayatını anlatıyor. Rebecca'nın iki oğlu var. Esaf ile Yakup'un öyküsü. Oğlu hakkını kardeşinden bir kas mercimek çorbası karşılığı alması. Babanın da oğlu hakkını diğer kardeşine vermesi. Kardeş aşağı üçüncü panel. Bu panelde Yusuf peygamberi anlatıyor. Satılıyor biliyorsunuz, gidiyor. Firavun'un sarayında hapse düşüyor ama Firavun'un bütün rüyalarını tabir ediyor. Firavun bakıyor ki rüyaları gerçek oldu, onu çok iyi bir yere getiriyor. Kardeş aşağı dördüncü panel. Bu panelde Musa peygamberin Tevrat'ın taş devarları halinde indirildiğini görüyoruz. Yukarıdan aşağı dördüncü panel, İsrailoğullarının İsrail topraklarında şu geri planda olan Eriha topraklarına girmesini, borazanlar 7 gün boyunca çok gürültülü bir şekilde çalıyor, deprem oluyor ve duvarlar yıkılıyor, onlar da topraklara giriyorlar. Yukarıdan aşağı beşinci panelde Saul Davud'un öyküsünü anlatıyor. Davud ufak tefek tıpıl biri, Goliath iri yarı bir dev. Bir gün eline bir sapan alır, sapan içine taş koyup fırlatır, gelir Goliath'ın alnının ortasına. Goliath yere düşer, onu başını gövdesinden ayırır. En son 10.
Thank you.